Efendim Borsa İstanbul yeni güne hafta ortasına %0.04'lük yükselişle başlıyor. Yatay pozitif açıldı. 10.033 puandan açılıyor. Dün 10.029'dan kapattık. Düne göre yaklaşık 4 puan yukarıdan başladı. Peki bankalar? Dün hızlı bir yükseliş vardı bankalarda. %3'ten fazla primler konuşmuştuk. %3.83'lük artıyla dün günü kapatmıştık efendim. 14.679'dan dünkü kapanıştaki işlemleri de yine takip etmiştik. Birazdan ekranlarımız güncellenince yine bankalardaki son seviyeleri de paylaşacağız. Çağlar, hemen sana döneyim. Özellikle enflasyona ilişkin göstergeler sektörel tarafta da belirleyici olacak mı? Bunu konuşuyorduk. Bir yandan faiz artışlarının, sıkılaştırma adımlarının olduğu dönemde bununla yine çalışan sektörleri de görmüştük. Ama 2025'e ilişkin faiz indirimleri gündemde olabilecekse bu önümüzdeki dönem için bir rotasyon değişikliğini de beraberinde getirebilir mi? Ya da konuşmak için erken mi dersin? Şu an için bence konuşmak için erken. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü hala belirsizlik ortamı bence fazlasıyla politika faizinde hakim. Geçtiğimiz hafta yayınlanan karar metninde bazı analistler çok şahin oldu görüşündeydi. Bazıları ise çok güvercin oldu görüşündeydi. Yani o süreçte bile aslında piyasada bir konsensüs beklentinin açıkçası olmadığını gördük. Şimdi ben bu konuda ne düşünüyorum? Evet, genel perspektifte baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısındaki karar metni geniş bir perspektife bakarsak biraz önce de söylediğim gibi şahin gibi gözüküyor. Lakin içerisinde olan ince nüanslar var. Buradaki ince nüanslar eğer veriler düzelirse faiz indirim döngüsünün de başlayabileceğine dair açıkçası sinyalleri veriyor. Ama bu sinyalleri alabilmemiz için öncelikle Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon verisini görmemiz gerekiyor. Çünkü olası bir faiz indirim döngüsünde bu sefer gerçekten tam anlamıyla konjektür değişebilir. Şu an sıkı para politikasının etkisinden kaynaklı olarak bilançolar tarafında bir baskının olduğunu görebiliyoruz. Ve sıkı para politikası ile birlikte iç talepteki aşağı yönlü seyirle bu özellikle iç talebin azaldığı sektör gruplarının baskılı bir fiyatlama mekanizması içerisinde de olduğunu görebiliyoruz. O yüzden biraz daha bence konjonktürün değişebilmesi için yol var gibi gözüküyor. Olası bir tam anlamıyla tüm piyasanın biraz daha konsensüs beklentisi içerisinde olabileceği bir faiz döngüsünde ya da para politikası döngüsünde bu sefer konjonktürü ayrıca konuşabiliriz gibi gözüküyor. Ama şu an itibariyle ben yine söyleyeyim, yabancı yatırımcı hikayesi ya da faiz indirim döngüsünün olabilme ihtimalini de göz önünde bulundurduğumuz zaman bankaların fonlama maliyetlerindeki azalış faiz indirim döngüsünde bankacılıkla birlikte tekrardan Borsa İstanbul tarafının orta vadede yukarı yönlü hareketlerini hızlandırabilir. Zaten diğer hikayede yabancı yatırımcı bildiği sularda yüzmesi olmasından kaynaklı olarak ve rasyonel adımların devam edebileceğine dair beklenti olarak bankacılık tarafının ben Borsa İstanbul tarafından lokomotif görevi görebileceğini açıkçası düşünüyorum. Hem temel anlamda ayırmak lazım hem de hikaye anlamında bankaları ayırmak gerekiyor. Çünkü 2024 yılı bankacılık açısından temel anlamda zor bir yıl olacak gibi gözüküyor. Ama 2025 ve 2026 yılı yıllar için bu biraz daha olumlu yönde seyre dönebilir gibi duruyor. O yüzden tam anlamıyla hikaye şu an için para politikasından ziyade yabancı yatırımcının gelme hikayesi gibi duruyor.